Duyduk, duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendim Hazretleri, benim görüştüğüm İmam İskender Alemi Hazretleri, Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürdüki şah paracan, sohbet sohbeti arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı e, biledim. E, Allah'ın izniyle ben e, sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. <laughs> iki ay önce kanları dolaşırken size karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum, çok huzurluyum, çok mutluyum. Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ekranları başında bizi izleyen muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bir her an Kur'an, her an mutluluk tekrar birlikte kıldığı için, bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükürle inşallah. Bugün konumuza girmek istiyorum. Bugünkü konumuz hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Biliyorsunuz bu bir bidat, bir şeytani tuzak. Bu bidatın geleneksel din tatbikatına girmesi sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in hayati önemi haiz olan bir kavramı Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı şeytan din tatbikatından çıkartmış. Bu iki konuyu birlikte inşallah bugün açıklamalarımızı yapacağız bu konuda. Ve birinci sualimiz Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Evet. Her zaman her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var diyoruz ve Bakara 120 Alimran 73'te allah Teala hidayetin ne olduğunu bize tarif ediyor. Kul inne hudallahi vel huda. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ama evvelinde لَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودَ لَنْ نَسَرَ حَتَّ تَتَبِعُوا مِلَتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Eğer bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi sana geldikten sonra, sen onların hevasına tabi olursan, ma leke min Allahi min veliyin vela Buradaki heva, çoğulu ahva nedir? Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet bir kere yol değil. Sırat-ı müstakim de alerede bir yol değil. O zaman hidayet insan ruhunun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de Enam suresinin 87-88. ayet-i bildiriliyor müstakim. <laughs> Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sıratil müstakime ulaştırdık. Zalike hudallahi yeti bi'i men yaşav Öyleyse müstakim neymiş? Sıratil müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah dilediği kullarını bu yolla hidayete erdiriyor. Öyleyse sıratil müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yoludur. Hidayet yol değil, bu yol üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama sırat-ı müstakim de insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yoludur. Alimran 73'te de hidayet Allah'a ulaşmak olarak zikrediliyor. Ve yaratılışa baktığımız zaman kesinlikle şunu görüyoruz. Üç vücut ve serbest irade ile yaratılan tüm insanlar için... Allah Teala gidi safa hidayeti farz kılmış. Hidayet Kur'an-ı Kerim'in omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. Hidayetin ne kadar öneme haiz olduğunu 14 asıl evvelinden Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zaten yaptığı açıklamalarda bildirmiş. Hidayet olmayınca Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılıyor olduğunu şu hadis bize net olarak söylüyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anlanacaklardır. Ama İslam'da en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içinde insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İşte burası çok önemli. Yani eğer kalp kapalıysa o zaman dilinin söylediği kalbinde yoksa o kişi tamamıyla zana tabi bir dizayn içerisindedir. Zan da yalandır. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve o gün bu zanları yayanlar, alimler gök kubbanın altında yaşayan insanların her şerleri. Niye acaba bu alimler, din öğreten alimler en şerli insanlar oluyorlar? Öğretilerinde hidayet yok. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ama yaptığı öğretilerde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve Allah'a teslimiyet yok. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman evet yedi safa hidayet söz konusu ve sırat-ı müstakimin insan ruhunun Allah'a ulaştıran yol olduğunu İsa suresinin 175. ayet-i Allah Teala bize söylüyor. Fe emmellezine amenu billahi ve ihtesemu bihi fe fi rahmetin minhu ve fadlin ve yatim ilayhi Mustakim. Allah amenu olanları ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona sarılanları Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Allah Teala insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. O farzları da ekranda görebilirsek o zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Sırat-ı Müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken ulaşması ise hidayettir. Sırat-ı Müstakim doğru yol demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek ikisi de bir hürafeye inanmanın standartını içeriyor. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Ne demişler buna dayanılarak Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur diyenler ne demişler? Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Böyle bir safsataya insanları inandırmışlar. Ve ne yazık ki insanlar şu anda tamamen geleneksel bir din içinde Kur'an'daki İslam'dan uzaklaşmış durumdalar. İblis insanlara Kur'an'ı unutturmuş. İkinci sualimiz şöyle. Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet ve sirat-ı müstakim arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah'a ulaşmayı dilemek le hidayet ve sırat-ı müstakim arasında. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği an sırat-ı müstakim üzerindedir. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesi ve Yunus 25. Yunus 25'te vallahu yed'u ilad dar Allah teslim olan zatına davet eder. Eyyeti men yes'a ilas müstakim ve daveti kabul edenleri de kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştırır. Yine Allah Teala ki kalplerine ihbat koyduklarını la hadiyellezine Allah la ila sırat ı müstakim. Kimi Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişileri. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemek davete icabet değildir. Karardır. Sadece davete icabet ancak mürşide ulaştıktan sonra ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıyla bu Allah'a ulaşmak daveti. Ama Allah'a ulaşmayı dileme daveti Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor ve dolayısıyla her ikisinin arasındaki fark birincisi Allah'a ulaşmayı dileme daveti. işte Yunus 25 ikincisi Allah'a ulaşmaya davet. Allah'a ulaşmayı dilemek ile hidayet sırat-ı müstakim arasında bir ilişki var mı? Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse sırat-ı müstakimdedir ve hidayet üzeridir. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taneti müşride ulaşır, tabi olursa, o zaman da 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik ucudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet. Her devirde her zaman olduğu gibi hidayete erdiren devrin imamları, onu temsil eden hidayete vesile olanlar hep vardır. Ve allah Teala iki ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Şura 13 ve Rahat 27 kesin bize bu garantiyi veriyor. Ta 123'te ise hadisiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek kim hidayetime tabi olursa. Evet şeytan zaten başlangıç noktasında herkes delalette onları delalette tutmaya çalışıyor. Ama Allah Teala ise delalette olan insanlara katından resuller gönderiyor ve o resulleri hidayetle gönderiyor. İşte bu gelen hidayetle gelen resuller eğer hidayete kabul ederlerse İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin delalette kalması söz konusu değil. Şakilerden olması da söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzere olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ama irade sahibi insanlarda serbest irade insanların tercihidir. Ta yüzemiş bunu söylerken Taiz 24 eğer kişi men arada zikri kim zikrimden yüz çevirirse zikirden yüz çeviren kişi kim? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Fe ennehu lehu maaşetin ve ona dar bir geçim dünya hayatında dar bir geçim veririm ve kıyamet günü de o kişi kör olarak haşorundur. Yani kör olarak haşorundan kişi akletmeyenlerdir gerçekten de kulak işittiğini mutlak surette daha doğrusu duyduğunu akla ulaştırır. İşitme aklın işidir. Aynı şekilde gözle gelen sinyalleri mutlaka akla iletir. Ama görme işlemi, işitme işlemi aklın işidir. Eğer kişi Görmüyorsa akletmeyendir, işitmiyorsa akletmeyendir. Ve Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçiliği sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman içerisinde sözler nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları derelte olmakla suçladık. Delalette hidayetçi delalette olmakla suçlayanlar onun manevi kimliğini görmeyenlerdir. Allah bir şeyindir, indirmemiştir diyenler onun sözlerini işitmeyen, manasına varmayanlardır. Mürşidi yalanlayanlar kesinlikle onu kalplerine indirmeyen, idrak etmeyenlerdir. Ama itiraf ediyorlar cehennemde. Kabul, Eğer aklı ve işitseydik. siddik, nasma işit ve aklı Bugün cehennemde olmazdık. Üçüncü sualimiz, Allah'ın hidayet daveti tüm insanlara ulaşır mı yüz yüz evet. İşte ya kişi cehenneme gidecek ya cennete gidecek. Ama cehennemliklerin hepsinin cehenneme gittiğini ve size nezir geldi mi sualine, evet hepsi itiraf ediyorlar geldi ama biz onları yaranladık. Resul geldi mi? Zümer 71, Ödo da geldi ama orada da kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu buyuruyor. Birisi Allah'ın katında din İslam'dır. Ana dine indallahu alislam. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Maide suresinin 46. ayet-i kerimesi ve Şura 52'de kesinlikle Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın bir hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Kutsal kitapların hepsinde yedi sabah 4 tesim var. Allah'ın hidayet daveti tüm insanlara yüzde yüz ulaşır. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim hidayet üzere ise sadece o vahdetin sınırları içerisinde kalmayı başaran insanlardan birisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in <laughs> devratın incenin de hidayet rehberi olduğu ve nur olduğu ve bir de şifa olduğunu söylüyor inşallah. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı insanlar olabilir mi? Hayır. Cennetliklerde durum nedir? Cennetlikler zaten delaletteyken, şeytanın koluyken, bütün negatif koşulların sahibiyken davet onlara ulaşmış, onlar da daveti kabul etmişler <laughs> ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah Teala onların menziline ulaştırmış. Evet, şimdi konumuzla ilgili halkımızda yapılan röportajlardan alınan cevapları birlikte dinleyelim inşallah. Allah razı olsun. İnsanlar hidayeti doğru yol olarak öğrenmişler ama Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Sizce ruhumuz hayattayken Allah'a nasıl ulaşır? İbadetle, iyi şeyler yaparak dinimize ve vicdanımıza aykırı olan bir şey yapmayacağız. Ne kadar aykırı olan şeyleri yaparsak o kadar hidayetten uzaklaşırız. Bence ulaşmaz. Çünkü şu anda yaşıyoruz. Bildiğim kadarıyla ölüp gittikten sonra ruh bedenden ayrılıyor. Dua ederek ancak olabilir. Allah'a inancınıza bağlı. Gerçekten dua ediyorsanız Allah kabul eder bir gün diye düşünüyorum ama kalben doğru olmak lazım. Yani gösterişle bir şey olmaz. Hidayetin başlangıç noktası olarak bizim kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Bu dua hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de etmek istersiniz. Fazla etmiyorum açıkçası. <laughs> Günü birlik yaşıyoruz. Eksiğimiz çok. Yani kültürümüz az. Namazdan namaza gideriz. Bir iki dua eder çıkarız. Normal zamanlara da yapmamız lazım. Genelde çevrem ve insanlık için o, o duaları ederim. Kendim için istemem. Zor durumda olan bütün canlılar için duamı ederim. Zaten Cenab-ı Allah beni de onun içine katar. Allah'ım sana dost olmak istiyorum ama onu yaptıklarınızla ilgili. Yani şimdi burada söyleyip evde uygulamazlar. Veyahut da sokakta uygulamazlar. Onun bir şeyi yok. Tabii ki kendimiz için de etmemiz lazım. Bütün insanlık için de. Çünkü insanlığın geldiği nokta çok kötü bir nokta. Yozlaşma olsun, günahlar olsun her gün haberlerde görüyoruz. Artık haber izlemeye korkuyoruz. Malum bu durumlarda da görüyoruz. Bunlar aslında hepsi bir sınav. Bu sınava tabi olup sabır göstermemiz lazım ki Allah'a ulaşabilelim. Evi evet, misafirimiz zor durumda olan bütün canlılar için dua ederim. Zaten Cenab-ı Allah beni de onlar içine katar. Başkaları için dua etmenin önemi nedir? Çok güzeldir. Allah Teala her şeyi insanlar için yaratmış. İnsan da Allah içindir. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmektir. Biz ne kadar başkalarını mutlu edersek, onun verdiği mutlu, ona verdiğimiz mutluluğun aynısını allah Teala bize anında yaşatır. Ve ayetlere baktığımız zaman Bakara Suresi'nin 186. ayet kelimesinde, kerimesinde Kullarım sana benden sordularsa bana sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Dua edinle dua icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Duamızın kabulü bizim Rabbimizin davetini kabul etmemize, davete icabet etmemize bağlı. İsa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ise allah Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Eğer Resul diyorsa ki siz Allah'ın davetini kabul ederseniz Allah da sizin dualarınıza icabet eder. O zaman Resul bunu söylüyorsa, Resul'e itaat da Allah'ın emri ise o zaman davete icabet etmek üzerimize kesin farz allah Teala başka şey için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından çok daha fazla değerli bulur. Çünkü kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır. Başka şey için allah Teala dua ediyor. Bu bir fedakarlıktır. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hidayete erdiremez. Her şeyden evvel o kişinin serbest iradesini kullanarak mutlaka daveti kabul etmesi lazım daveti kabul edenlerin duasını Allah kabul eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kimin kalbi gaflet içinde diye bir sual sorulursa daveti kabul etmeyenlerin kalbi gaflet içinde. O zaman kalbi gaflet içinde olanın duası ne yazık ki Allah katında bir değer ifade etmiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir başka videomuz daha var inşallah. Onu dinleyelim. Günümüzde sıratı mustakime de doğru yol deniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre sıratı mustakim insanları hidayete erdiren yol. Ve bu yola ulaşmak için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade Tabi tabi olmamız lazım ama bu işi de kötü yola kullanan insanlar var. Düzgün seçmemiz lazım. Çevremizde varsa cami hocamız olsun, müezzinimiz olsun bunların gösterdiği kurallar dahilinde tabi olmamız lazım tabii ki. Kur'an'ın emirleri dahilinde ilk önce tabii. Bilmediğin şeyi öğrenirsin en azından. Kur'an'ın kelime geçen ayetlerin çoğunu bilmiyoruz mesela. Küçükken en son şeye giderdik Kur'an kurslarına. Ondan sonra hayat atıldık. Çoğunu unuttuk yani Türkçesi. Ancak gerçek dinimizi Kur'an-ı Kerim'den okuyarak gerçek bir eğitim ve ilime ulaşarak öğrenebiliriz. Yoksa okumadan bir şey öğrenemeyeceğini zannetmiyoruz ama bizim işte devlet yapımızda veyahut da işte dinle yöneliyorsun gerici diyorlar dinden uzaklara layık diyorlar yani bir ortada kalmışız ama gerçek bir dini eğitim alamadık. Mürşidi nasıl bulabiliriz? mürşidi bulamayız şu anda. Şu ortamda bulamayız mürşidi. Herkes sevindi, nasıl bulacaksın? Allah e, bizden hacet namazı kılıp kendisine mürşidi sormamızı istiyor ki o bize göstersin diye. Bu konu biraz daha insanın kendi iç maneviyatıyla alakalı. Bu cehalet sapkınlık içinde çoğu kişi, çoğumuzun içi o kadar temiz değil. O rüyayı Allah bize nasip eder mi, gösterir mi bilmiyorum. Bir misafirimiz küçükken Kur'an kurslarına giderdik. Sonra hayatta atıldık. Çoğunu unuttuk dedi. Bir misafirimizle gerçek bir dini eğitim almadık diye söyledi. Dini öğrenip yaşamak isteyen kişi ne yapmalıdır? Dini öğrenip yaşamak isteyen kişi mutlaka her şeyden evvel önüne binmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mutlaka öğreneceği mürşidine ulaşması lazım. Alimran suresinin 103. ayet-i kerimesinde allah Teala Vahdet sembibi habbilellahi cemiyen hepiniz toptan Allah'ın ipine sarıldın. Buradaki Allah'ın ipi sıratı müstakim ve la teferak o farkaları ilmayin. Vazgeçin eymet Allah'ı alayikum Allah'ın üzerine zekin imetine. adan siz düşmandınız. Fala fabe yine Allah kalplerinizi birleştirdi. sevgide birleştirdi ve aspaptu meyin miattei kuanen onun nimetiyle kardeş oldunuz. Bu nimete kişi ne zaman ulaşıyor? Allah Teala'nın hacet namazı ile kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman. Ankebut 5'te ise men kane yer Allah efenne acara kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da onun vakti gelecektir. Öyleyse kalben ulaşmayı dileyen kişinin mürşide ulaşması Allah'ın garantisindedir. Biz hacet namazı kılarsak bize nasip eder mi? Hayır, Allah Teala nasip edeceğini garanti altına almış yeter ki kalben bu dileğin sahibi olarım. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebi imamlardan ve secde 24'te ise yine hidayete erdiren veli imamlardan bahsediyor. Kısacası her devirde hidayete erdiren imamlar var. Ama iblis de boş durmuyor. İblis de kesinlikle hürafeleri devreye koymak suretiyle insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyor, konayı Kur onlara unutturuyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا ve نَزَلْنَا زِكْرًا وَاَنَّا لَوْلِحَافِظُونُونَ Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korunmasına rağmen ne yazık ki Kur'an'ı bilmeyenler Bakara 78'de olduğu gibi kendi zanlarına tabi oluyorlar. Ve bu zanlarına tabi olan insanlar Furkan 29-30'a Kur'an'ı unutuyor ve insanların zanlarını din ediniyorlar. Öyle olunca Allah'ın bütün insanlar için farz kıldığı hedefler unutuluyor. Bu hedeflere ulaşmak için vasıtaların bir kısmı da din tatbikatından çıkartılıyor. Böylece öğrenenler ve öğretenler her devre olup sahabe gibi asıl saadeti yaşamak varken ne yazık ki şeytanın bizi Allah'ın sirat-ı müstakimden saptırmasıyla yolumuzu şaşırıyoruz ve allah Teala'nın tek bir dilekle bize üç tane cennet dünya saadetinin yarısını müjdelerken garanti etmişken biz bu güzelliklere ulaşamıyoruz. allah Teala'nın Kur'an ı emniyenin bütününün tatbik edildiği yer kesinlikle tasavvuftur. allah Teala bütün emirlerini insanlık tarihi boyunca hep aynı standartlarda vermiştir. Kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları bizlere açıklayan Allah'ın veli Resulleri. Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez bırak, emanet bırakıyorum. İkisine sarıldığınız müddetçe asla derata düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve ehl Beytim veya başka biri demin Allah'ın kitabı ve sünnetim. Her devirde Allah'ın kitabı sönüyor, söyleniyor ve ehl Beyt sünnet. Resulullah'ın sünneti ne eğer ki Allah'ın kitabı söz konusu size birinci kaynakta? Hayrikum men taallemel Kur'an ve allemahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Ehli kesinlikle i kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler olmuşlar. Her devirde olay budur. Resulullah'ın varisleri nasıl Resulullah kendi döneminde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten olmuşsa Ehli beyt de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten olmak suretiyle mutlaka çevresindeki insanlara Kur'an'daki İslam'ı öğretmiştir, yaşattırmıştır ve onlar hep asr-ı saadeti yaşamışlardır. Görüntülü bir sualimiz var. Onu dinleyelim inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem Cabbur hocamız. Hürmet ve hasretle bu mübarek ellerinizden öpüyoruz inşallah. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir sorum olacak inşallah. Muhterem efendimiz Allah'a ulaşmayı dilemek hem anahtardır hem kilittir buyuruyor inşallah. Bunu açıklar mısınız bize? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Biz de senin çok seviyoruz şahsında. Çanakkale'li kardeşlerimizin hepsine mutluluklar diliyoruz. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Ama aynı zamanda cehennemin de kilididir. Allah'a ulaşmayı kalben dilememek de cehennemin anahtarıdır, cennetin kilididir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İstemeyenlerin dışında ümmetimden herkes cennete girer. Bakın tekrar edeyim hadis-i İstemeyenlerin dışında ümmetimden herkes cennete girer. Sahabe sual soruyor. Kim istemez ki ey Allah'ın Resulü? Cenneti kim istemez ki? Peygamber Efendimiz'in cevabı bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı gelenler cenneti istememiştir. Şimdi sahabenin arasında Resulullah'a itaat edenler sahabe. Bunlar cennetlik olmuşlardır. Ama karşı çıkanlar Ebu Cehil ve tayfası hepsi cehennemi hak etmiştir. Allah Resulü şöyle buluyor benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. İşte bu hadisleri bakın sahibi halide. O zaman kıyamete kadar nebi gelmeyeceğine göre ve Allah Resulü bunu söylediğine göre bana itaat edenler cennete girer. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. O zaman Allah Resulü ne demiş oluyor? Allah Resulü demiş ki: Alimlere tabi olan bana tabidir. Bana itaat etmiştir. Cenneti hak etmiştir. Alimlere asi olan, halifelere asi olan bana isyan etmiştir ve böylece şey, cehennemi hak etmiştir. Bana karşı geldiği için cenneti istememiştir. Her devirde Resulullah'ın varisi var. Nasıl ulaşacağız? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Yunus 62 63 64 ve Yunus 7 8'de açıkça Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin kazançları sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Yunus 7 8. Ama Yunus 62 63 64'te ise kalben ulaşmayı dileyenler için hem ahiret ve dünya saadeti cennet vardır. Hem dünyada mutluluk var hem de ahirette mutluluk. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. Evet, tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır ama aynı zamanda cehennemin de kilididir kesinlikle. Allah razı olsun. Konuyla ilgili bir videomuz daha var. Onu inşallah birlikte dinleyelim. Allah Teala sırat-ı mustakim üzerinden hidayetimizin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Zikrin faydaları hakkında neler söyler? Sürekli Allah ve Peygamber'i anan insan e, kötülük yapmaz diye düşünüyorum. Dini imanı düşünürsen doğruyu yanlışı bulmuş olursun. Zikredersen yanlış yapmazsın. Zikir etmek maneviyata ulaştırır, ruh temizliğine ulaştırır, günah olan şeylerden uzaklaştırır, toplumumuza daha saygılı olmamızı sağlar. Dünyamızı daha düzgün, daha temiz kullanmamızı sağlar. Aile temizliği hazırlamamızı sağlar. Yani zikir demek dua etmek yani anmak. Yani mutlaka bir faydası olur diye düşünüyorum. Yemeğe otururken besmele çekmek. Ne bileyim kapıdan çıktığında yine besmele çekmek. Onlar da bir nevi zikirdir. İnsanoğlu sizce yeterince Allah'ı zikrediyor mu? Edenler var etmeyenler var. Tabi yani burada işte ben dinsizim diyenler de var. Gece gündüz beş vakit namaz kılanlar da var. Hep Dini ibadete verirsen bu sefer çalışma yönüyle geri kalıyor ülkem. Çalışmaya verirsen dinden de ayrı kalırsan o da olmuyor. Çoğumuz yeterince zikretmiyoruz maalesef. Çoğumuz bize inen kitabı ilk ayetin oku olmasına rağmen okumuyoruz. Kimimiz yüzeysel okuyoruz, kimimiz internetten orada burada doğma bilgilerle geçiştiriyoruz. Sosyal medyaya bakıyorsunuz herkes alim, herkes hoca ama topluma bakıyorsunuz çok farklı. Salgın hastalıkların, yoksullukların, eşitsizliklerin olduğu dönemlerde Allah'a daha çok yaklaşmamız lazım. Bir misafirimiz kendimizi hep dini ibadete verirsek çalışma yönüyle geri kalıyoruz. Çalışmaya verip de dinden ayrı kalırsan o da olmuyor. Dünya ve ahiret dengesini nasıl sağlayabiliriz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Ahiretiniz için de ahireti için de dünyayı terk etmeyendir. <laughs> Öyleyse Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde neseli insan ila insan İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur." Kesinlikle her şeyden evvel dünyadayız ve mutlak surette dünya ile ahiret hayatında öncelikli olan bizim için hangisidir? Ahirettir. Ahiret mutluluğunu Allah Teala tek bir dileğe bağlamış. Bu dilek Allah kimin kalbinde görürse geri kalan kısmını Allah garanti ediyor. Çünkü Rahat 27'de en men Allah men yeshav Allah dilediğini de rahatta bırakır ve yehdi ile nab ulaşmayı dileyenin ruhunu da kendisine Allah ulaştırır. Şura 13'te de aynı şey söylüyor. Öyleyse bize düşen Aile saadeti açısından bir dilek. Onun için Yunus Emre bir mutluluk bir dilektir bilene düğün dernektir. Ama ruh Allah'a ulaştıktan sonra, ermiş evliya olduktan sonra o zaman da ahireti için dünyasını terk etmeyendir. O zaman da burada durum nedir? Ahireti için dünyasını terk etmeyen insan etrafında sosyal hayata etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışan insandır. Ve kendisi mutlu ettiği kadar o mutlulukları hep yaşar. Öyleyse ahiret mutluluğu ve dünya mutluluğu İnsan için hedeftir. Ama bu iki mutluluk da hem ahiret mutluluğu hem dünya mutluluğu kesinlikle Allah'tan geçer. allah Teala ara sıra zikri farz kılmış. Müzemi 8, çok zikri farz kılmış. Ahzab 41, daimi zikri farz kılmış. Nisa 103, derecat kaybı ve kazancı amellerimize göre yani çalışmamıza göre tahakkuk eder. İbadetlerin her biri bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmaların en çok fayda sağlayanı ise zikirdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah için çalışmaya başlamış olur. Ve gün be gün zikrini artıracaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer biz burada ekersek orada mutlaka biçeriz. Ve hadis hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışır. Evet, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Öyleyse ahiret için çalışmak ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Yarın ölecekmiş gibi. Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size bir e yüz versin. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için dediği zaman devamlı olarak insanlar için çalışmak, onlar için yaşamak, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah razı olsun. Bir görüntülü videomuz daha var. Allah razı olsun. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim dalalet üzere birleşmez hadisinden ne anlamalıyız? Allah razı olsun. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm de. ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz İbrahim kardeşim ve şahsında bütün İstanbullu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim ümmetim de üzere birleşmez. La ümmeti mümmeti hadisinden ne anlamalıyız? benim ümmetim delalet üzere birleşmez dediği zaman birleşmenin adresinin hidayet olduğunu bildirmiş oluyorum. Mefhum muhalifinden hareketle birleşmenin adresi hidayettir. Çünkü hidayet delalet birbirinin zıttıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmeti onlardır. Dolayısıyla allah Teala her devirde mutlak surette insanları ayet ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere Resuller vazifeli kılmıştır. Nahl 36 O Resullerin ayetlerinin açıklaması çerçevesinde insanlar Allah'a davet olunuyor. Rum 31'de daveti kabul edenlerin takva sahibi oldukları, kabul etmeyenlerin de şirkte delalete kaldıkları zikrediliyor. Ve her devirde o delalette kalan fırkalara ayrılanlar onlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Allah razı olsun. sizden gelen, kardeşlerimizden gelen sualler var. Eskişehir'den İlmazlere Muhterem Hocam, Nisa Suresi 136 ve 167 İbrahim 3 ayetlerinde uzak bir delaletten bahsederken Cuma 2 ve 164 ayetlerinde açık bir delaletten bahseder. Bu iki farkı açıklar mısınız? Nisa 136'daki ve 167'deki uzak delalet kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının da dilemesine mani olanlar. قَدَّلُوا دَلَالًا مَعِيدًا قَدَّلُوا دَلَالًا مَعِيدًا Kendilere ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlardır. İbrahim 3'te, İbrahim 3, Evet, delalim beyit, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Ama Cuma 2 ve Alimden 164 henüz ayetlerden gafil olanlardır. Dolayısıyla Cuma 2'de huve lezi ba'se fil ümine resule minhum yatlu aleyh mayati ve yüzekkihum ve yuallimumul kitab ve likmete ve inkanumun qablil defi delalimubin başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 7 ayet-i kerimeye hemen bakalım. Herkesin başlangıç noktasında delalette olduğunu bildiren 7 tane ayet-i kerime. Bakın. Cuma 2 Alimran 164 zaten var. Alimran 164 ve Cuma 2'de burada apaçık bir delalet söz konusu var ve herkes bu noktada. Ama bu delalette olanlar, bu şekildeki delalette olanlar emaniye bilgilerle, kendi zanlarıyla sanki dini biliyormuş gibi başkasını hidayetten men ederlerse kendileri ulaşmayı dilemiyor. Başkasını da men ederlerse o zaman uzak delalet içerisine düşüyorlar. Yakın delalet, uzak delalette uzak delalette olanları Allah mahfiret etmiyor. İşte İsa suresinin 116. ayet-i kerimesi.

ama kim Allah'a şirk koşarsa fakat delle delalen meide. O uzak bir delalettedir. Ve uzak delalette olanları allah Teala kesinlikle mağfiret etmiyor. Uzak delaletten kurtulabilmesi için o kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah razı olsun. Ankara'dan Saime Çınar, Muhterem Hocam, bir Allah dostuna bir sene içerisinde öleceksin demişler. Allah dostu ise bir sene daha mı bekleyeceğiz demiş. İnsanlar için ölümün korkulacak bir şey olmaması ne ile mümkündür? Allah'la olan beraberlikleriyle yetmez. Allah'a olan aşklarıyla. Biliyorsunuz Allah ile insan arasındaki ilişki. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır. 14. basamağa kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'tan hoşlanan birisidir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan kesimde o Allah'ı sever. 21. basamaktan 25. basamağa kadar olan kesimde ise Allah'a aşık olan kişidir. 26. basamak 27-28 Allah'a hayrandır. Dolayısıyla herkes için allah Teala'nın tayin hedef hayranlıktır. Ama bu hayran olanlar hayran olanlar için ölüm bir şeb-i aruzdur. Mevlana Cahettin Rumi bunu ifade ediyor. Dolayısıyla onlar için korkulacak bir şey yok. Allah razı olsun. İstanbul'dan Cebrail Koç Muhterem Hocam Yasin 77 ve Nahl 4 ayetlerin muhtevasındaki düşmanlığı açıklar mısınız? Bu ayetler arasında bir etraftası var mı? Yasin 77 Evelem yerel insanı enne halakna nutfetin feyza huve İnsan onu nutfeden yarat, nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra bize karşı apaçık hasım düşman oldu. Nahl 4 Kalakal insanı min nutfetin feiza huve hasimin mubin Tabi ikisinin arasında bir etrafıtası var. Ama allah Teala tarafından bir damla sudan, bir nütveden yaratılmışken o kişinin yaranına düşman kesilmesi tamamen cehalet ve şeytanın bir tuzağı. İşte şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran gözle göremediğimiz bir virüs. Herkesi önüne katmış, herkes kaçıyor insanın ne kadar zayıf olduğunu öyleyse hepimiz Allah'la ilişkilerimizde aciziyetimizi idrak etmeliyiz. Aynı zamanda Allah'la ilişkilerimizde fakrımızı da idrak etmeliyiz. Biz bizim zannettiklerimiz aslında bize ait değil, kesinlikle Allah'a aittir. Evet biz bizim zannettiklerimiz kesinlikle Allah'a ait olduğunu eğer bize ait olmuş olsaydı dar anlarımızda o zaman bizim emrimize tabi olurlardı. Halbuki kişinin başı dara düştüğü zaman medet imdu, malı, zenginliği ve şahinden bir yardım ister. O der ki ben seni tanımıyorum çünkü yeni mirasçının muhtesine geçmiştir o mallar. Akrabayı talukatı ise sadece mezara kadar seni götürebiliriz. Ondan öte seninle beraber değiliz. Halbuki her konuda insanın belirleyici unsuru faktörü amelidir. Ve kişinin ameli ise ameli iyi olsun, isterse Habeşi olsun, ameli kötü olsun, isterse Kureyşi olsun. Yani sonuçta herkes Allah'ın huzurunda ameliyle yargılanır. Kimin hasenat tartıları seyahatinden fazlaysa gideceği yer cennettir kimin kaybettiği dereceler kazandırılacağı fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sonsuz bir hayatı orada geçirecektir. Allah razı olsun. Karaman'dan Emine Gök, Muhterem Hocam birinci suali. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce şeytana uyup kendimize yaptığımız ve duaların zararından Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kurtulur muyuz? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemek yeni bir dünya hayatının muhtevasını ifade ediyor. Yani o güne kadar bütün negatif koşulların içerisindeyken şu anda size ekrana getiriyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden gafil olan insanlar akraba olsalar dahi birbirine düşmandırlar. Akraba olsalar dahi yeri geldikçe birbirine nefret ederler. Akraba olsalar dahi birbirine kim beslerler. Akraba olsalar dahi birbirlerine öfkelenirler. Zaten aralarındaki bu kavgalar bitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse ve o ayetlerden gafil olsa. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bunları bıçakla keser gibi o kişinin hayatına Allah bunları alıyor. Düşmanlık bitiyor. Sevgiyle Allah kalplerini birleştiriyor. Birbirine nefret etmiyorlar. Birbirine kim beslemiyorlar. Birbirlerine öfkelenmiyorlar. Ve bunu gerçekleştiren allah Teala nefsimizin manevi kalbinin yüzde birini nurlandırıyor, Allah kontrol altına alıyor. Geri kalanında bizim yapmamızı bizden istiyor. Allah bazı insanların kurtulmaları için değil, sadece ne kaybettiklerini görmeleri için hidayet vermesi söz konusu olur mu? Olabilir, niye olmasın? Yani aslında o kişi Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra üç tane cennet, dünya saharetinin yarısı ama ondan sonra ya fıska düşerse gerçekten de kendine büyük bir zulmetmiş olur. Ankara'dan Osman Şahin, Tram Hocam, şura 9'da işte Allah o dosttur ve o ölüleri diriltir ifadesi Bakara 257'de yer alan Allah amin olanların dostudur. Onlar zulmetten nurar çıkar ifadeleri arasında bir etrafıtası var mı? Var. Emet takhuzu min duni evliya. Allah'tan başka dostlar mı? Fallahu huwa fallahu huvel veli ve huvel yuhyi'l mevta ve huwa ala kulli şey'in kadir. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte o Allah, işte Allah o dosttur, velidir ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Evet. Allah ve amin olanların dostudur demekle onları zulmetten nurar çıkaran Rabbimizdir. Allah razı olsun. Ama allah Teala Talak suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Resul'le bunu gerçekleştirdiğini beyan ediyor. Talak 11'de bakın Resulen yetlu aleykum ayatullahi mubeyyinatin li yukhrujal lezine amenu aminu salihati mine zulümat ile nur Allah yapıyor ama Resul'ün eliyle gerçekleştiriyor bunu. Allah ölümü gerçekleştiriyor ama vazifeli kiracı ölüm meleklerini devreye koyuyor. Allah yapıyor ama şu vazifeyle. Yani Allah Teala her şeyi yapandır ama kul eliyle bunu gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Ankara'dan Mustafa Yıldız, Muhterem Hocam, Müzemi Suresi 5. ayetinde Allah'ın bahsettiği ağır söz nedir? Açıklar mısınız? Müzemi Suresinin 5. ayet-i kerimesi, ağır söz Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Enne sen aleyke kavlen sekile. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz. Yani allah Teala'nın Resulüne ilka ettiği sözler Allah'ın ayetleridir. Allah razı olsun. Bir hadisi şerifte yanılmıyorsam şehit saadetli insanlar gibi yaşamı şehitler gibi ölmeyi kıyamet gününde arşın gölgesinde bulunmayı diye bir hadis varıyor. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini ağırlaştırandır. Yani en ağır söz, en üstteki söz Kur'an ayetleridir. Manisa'dan Ersin Türk'üm muhterem hocam Mevlana Hazretleri'nin hal ile ilim birleşince marifet ortaya çıkar. Sözünü açıklar mısınız? Evet. Kişinin sahip olduğu ilmi yaşaması hali ortaya koyar Allah razı olsun Kayseri'den Zekiye Doğan Muhterem Hocam birinci suali musibetler sadece bizi üzen huzursuz eden olaylar mıdır Allah'a yaklaşmak üzere vasıta kılınan ibadetler ve güzellikleri yaşamamak da musibet sayılır mı e elbette çünkü allah Teala'nın farzları vardır ne Sultan'a Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen alağı vesaire. Evet hadis-i şerif şu anda ekrana geldi. Kulumu sevince ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sanırsa onu korurum. Öyleyse burada apaçık bir durumla karşı karşıyayız. Farzlar var ve kişi o farzları yerine getirmediği zaman derecat kaybeder. Derecat kaybetmek nasıl musibetler kaybettiğimiz derecelerin bize yansıtılmasıdır. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesiyle Şura suresinin 30. ayet-i kerimesinde allah Teala bu hakikati dile getiriyor. لَوْ لَا اَنْ تُوْسِيَ بَوْ مُسِبَتَمِ قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ Elleriyle kaybettikleri dereceler sebebiyle iradeleriyle bir şeyler yapıyorlar ve derecet kaybediyorlar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman o zaman bize derecat kaybettiren her şey peşinden bir musibet gelebiliyor. Şura 30 Ma musibetin fe vima Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yaptıklarını sebebiyledir. Namaz kılmasan da oruç tutmasan da kaybettiğin dereceler musibet olarak kişiye dönebilir. İkinci suali zikir kanadıyla uçmaya çalışırken davranış kanadıyla ile başar başarısız oluyorsak Allah katı da yücelme emani olur mu? Bu bağlamda zülcenahin olmak ne demektir? Tabii ki yani zikir kanadıyla başarıyı gerçekleştiren bir insanın davranış kanadıyla başarısız olması mümkün değil. Dikkatle bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e yani ve Peygamber Efendimiz hem de Muhterem Efendimiz daimi zikirdeki bir insan en ahsen davranışların sahibidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da o daimi zikirdeki mutlulukları yaşayabilir miyiz? Evet. Daimi zikirdeki insanların davranışını sergileyerek. Ser ser Şimdi beraberce bakalım. Daimi zikirdeki bir insana birisi kötülük yapıyor. O intikam alır mı? Hayır. Affeder. Daimi zikirdeki bir insana o kendisine kötülük yapana affettiği gibi ondan sonra da gönül koyar mı? Hayır. O bilir ki herkesi sever ve herkesi mutlu etmesi gerekir. Allah onu onun için yaratmıştır. Öyleyse o kötülüğe karşı aile mukabele edendir. İşte daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilersek o zaman o zülcenahin olma noktasını biz de yakalamış oluruz. Bu bağlamda cenahin olmak ne demektir? Yani zikri başarıyorsanız davranış biçimleri mutlaka peşinden gelir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam. Vefat etmiş birinin ardından Kur'an okumanın vefat etmiş kişiye bir faydası var mıdır? Bu tatbikatın yapılması nasıl bir fayda içerir? Bizlere açıklar mısınız? Allah Teala o Kur'an üzerine okunan kişiyi de haberdar ederse elbette hoşnut olur. Yani şu dünyada birisi geliyor ve diyor ki ben sana dua edeceğim. Sen de bundan haberdar oluyorsun. İnsan içi hoş oluyor, hoşnut oluyor. Ama derecat açısından bir faydası var mı? Hayır. Çünkü amel defterine ameli işleyen kişi nin durumu yazılır. O Kur'an okuyan kişinin amel defterine o Kur'an okumaktan hasıl olan sevap oraya yazılıyor. Allah razı olsun. E öyle Kur'an okuyanın hayrına vesile oluyor, sebep oluyor. Kırıkkale'den Şaziye Yücel Muhterem Hocam Araf Suresi 9. ayeti kerimede belirtilen ayetlerimize zulmettikleri için nefslerin üstüne düşürdüler ifadesinden geçen ayetler zulmetmenin muhtevasını açıklar mısınız? Ayetleri ait olduğu manadan saptıranlar mesela hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. İşte bunu söyleyenler siratın müstakim geçtiği ayetlere ve hidayetin geçtiği ayetlere zulüm ediyorlar. Gerçek manasından saptırıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de cehaletten kurtulmanın yolu ehl-i zikre zormaktır. Ehl-i zikir daim zikrin sahibidir. daimi zikirdeki olan bir insan şeytanla arasındaki kapıyı kapatmıştır. Şeytan ona tesir edemeyeceğine göre Allah'ın kapısı da yüzde yüz açık olduğuna göre o zaman devamlı suallerin cevabını Allah ona verecektir ve o ayetleri zulmetmek değil. Ayetleri Allah ile açıkladığı için gerçek manasını ile açıklayacaktır. Ama kişi bu durumda değildir. Hem daimi zikirde değildir hem de şey değildir. O zaman kendisine zulmettiği gibi başkalarına da zulmedecektir. Ayetlere de zulmedecektir. Örneğin uzak dalalette olanlar, onlar bir kısmı din öğreticileridir. Fakat onlar ne yazık ki kendilerine ve kendilerine zulmettikleri gibi başkalarına da zulmediyorlar. Hangi ayet-i kerime? Nisa 168. اِنَّ Kafirdirler ve zalimdirler. Lem يَكُنُوا لَا Allah onları asla mağfiret etmez. وَلَا tarika. Tarki müstakime ulaştırmaz. Manisa'dan bir izleyici muhterem hocam bundan önceki bir sohbetinizde şeytan İncil'i Tevrat'ı değiştirmeye Kur'an şeytan İncil'i Tevrat'ı değiştirmiş, Kur'an'ı değiştiremez diye duyur, buyurmuştunuz. Acaba üç kitapta da aynı şeriatlar geçerli de geçerli değil mi? Üç kitapta da şeriatlar geçerli ama ritüeller değişmiş. Şu anda kesin biz biliyoruz ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın dini de babamız İbrahim'in Hanif dini. Hz. İsa Aleyhisselam'ın dini de babamız İbrahim Hanif dini. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in dini de babamız İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini yedi hedef içeriyor. Hanif dini bu yedi hedefe yedi vasıta ile ulaşıyor. Ama bakıyoruz ki bugün Yahudiler ritüelleri değiştirmiş. Farklı bir seremoniye bürünmüşler. Hristiyanlar da keza öyle. Ama son Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bu kitabı biz indirdik onu biz koruyacağız. O zaman vasıta emirlerin hepsinin delilleri, ispat vasıtaları Kur'an-ı Kerim'de ve olduğu gibi kalmış. İblis değiştirememiş. Ama mesela şu anda ayinler yapılıyor. O ayinler yapanlar vesaire başkaları namaz kılmıyor vesaire. Halbuki Yahudilerden de Hristiyanlardan da gerçeği yaşayanlar onlar da namaz kılıyorlar. Yahudilerin bir kısmı aynen namazın bütün rükünlerini yerine getiriyorlar. Hristiyanlardan da bir kısmı Dolayısıyla ritüeller değişmiş. Yoksa şeriat geçerli değil demiyorum. Şeriat Tevrat'taki şeriat, İncil'deki şeriat, Kur'an'daki şeriat aynı şeriat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeriatın min lena şeriatın lena bizden evvelkelerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Zaten Allah Resulü benden öncekileri tasdik eden benden sonrakileri de müjdeleyen diye. Mesela Peygamber Efendimiz Tevrat'ı tasdik etmiştir, İncil'i tasdik etmiştir ama Kendisinden sonra da Mehdi Aleyhisselam'la bizi müjdelemiştir. Geleceğini bize müjdelediği Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemiştir. Hz. İsa Aleyhisselam kendinden öncekileri tasdik etmiştir ama Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdelemiştir. Allah'ın evrensel kanunu budur inşallah. Balıkesir'de Hüseyin Şen Muhterem Hocam Fatiha Suresinin hidayetle ilişkisini açıklayabilir misiniz? Fatiha başlı başına hidayettir. Hem de yedi safa hidayeti içeriyor. Çünkü Nasıl yedi safa kul olmak varsa yedi safa kesinlikle hidayet de vardır ve A'dan Z'ye kadar hidayeti tarif ediyor. İşte yedi safa hidayet ve işte Fatiha suresinin ve Sana kul oluruz ama bu sana kul oluruz birinci safa kulluğu ihtiva ediyor sana kul oluruz ikinci safa kulluğu da ihtiva ediyor. Sana kullarız. işte üçüncü safa, dördüncü safa yani kısacası bunların hepsini ihtiva ediyor. Öyleyse Fatiha başlı başına kesin hidayettir. E kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden bunu okursa e, hidayete erer mi? Hayır kesinlikle. Çünkü her şeyden evvel kişinin iradesini kullanarak şuurlu bir şekilde ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. Konuyla ilgili diğer yedek sorular. Bir misafirimiz ne kadar dinimize ve vicdanımıza aykırı olan şeyler yaparsak o kadar hidayetten uzaklaşırız dedi. İnsanları hidayetten men etmeye çalışanlar da var mıdır? Evet, iblis ve tayfası. Bir misafirimiz hacet namazı ile ilgili olarak çoğumuzun içi o kadar temiz değil. Allah bize o gösterir mi bilemiyorum dedi. Hacet namazı kılan kişiyi mutlaka müşriğine ulaştırır mı? Yüzde yüz evet. Çünkü hacet namazını kılan kişinin yüzde yüz mürşidine ulaştıran Allah'tır. Sadece Allah'ın onda görmek istediği şart kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Üçüncü sual, su 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 bir misafirimiz bize inanan kitabın ilk ayeti oku olmasına rağmen okumuyoruz dedi. İnsanların gün geçtikçe Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmasının sebebi nedir? Şeytanın negatif etkileridir. Nasıl Resuller Allah'a davet ediyorsa şeytan da bunun tam tersini söylüyor. Evet. Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanı Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İki e kişi ayetleri de bilmiyor. Kur'an'la karşılaşma gibi bir sorumluluğu da almıyorsa o zaman gün be gün Kalpleri kararıyor zikirsizlik sebebiyle. Dördüncü sual misafirimiz dine yöneliyorsun. Gerici oluyorlar. Dinden uzaklaşınca layık diyorlar. Yani ortam ortada kalmışız. Din ve dünya dengesi nasıl olmalıdır? Söyledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Ahireti içinde dünyasını terk etmeyendir. Kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen, kalben ulaşmayı dileyen? Kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen, başkalarını mutlu etmeye çalışanlar? Eğer bu dengeyi bu şekilde koruduğumuz takdirde daima huzur ve mutluluk bizlerin olur. Evet bir sohbetin daha sonuna geldik. Her an Kur'an, her an mutlu programın birlikteliğin sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden nazı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşürüm İmam Eskender Alemi Hazretleri Rabbim bana o kadar çok sevdim. Dürk bir kitap var sohbet arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı e, biledim. E, Allah'ın ben e, sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. Kendi önce kanları bana size karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum, çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi